Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımız sizlerle büyüyor, sizlerle güçleniyor. Videoma başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak isterim. Fenerbahçe'nin başkanı, hocası, futbolcuları, arması, forması, her türlü değeri bizim için çok çok mühimdir. Fenerbahçeliler için mühimdir. Yani bugün bir Feneryum markası bile bizim için mühimdir, önemlidir, hassastır. Ve dokunulmazımızdır. Sizlerden tek ricam şu, kendi içinizde eleştirebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Yorumlarınız farklılık arz edebilir ama küfür, dalga ve hakaretle bunları değersizleştirdiğiniz zaman birilerine malzeme veriyorsunuz. Hani teşbihte hata olmasın, iti köpeği konuşturuyorsunuz derler ya. Hakikaten de teşbihte hata olmasın bu şekilde sonuçlar doğurabiliyor. Sizlerden ricam, beğenmeseniz de, yaptıklarını takdir etmeseniz de, size hoş gelmeyen şeyler yapmış olsalar da küfürsüz, hakaretsiz bir şekilde paylaşın ya da en azından biz bizeyken eleştirilerinizi yapın. Kimseye malzeme vermeyin. Evet, uzun zaman sonra doğaçlama kısa kısa yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'mizde yeni transfer Jadon Osterwold ilk idmanına çıktı. 4,5 yıllık sözleşme imzalandı kendisiyle ve yapılan kap açıklamasında Parma'ya 6 milyon euro ödeneceği açıklandı. Nasıl 6 milyon euro? Meşhur bir duyumcumuz 8,5 milyon euro demişti. Ben bilemem onu. Yani kimin duyumu ne şekilde patladı, neresinde patladı ben bilemem. 6 milyon euro. Sonraki satıştan pay maddesi vardır. Yok. O zaman bonuslarla birlikte 15 milyon euro. Bonus da yok. Cash 6 milyon euro. Ne sonraki satıştan pay maddesi var ne başka bir şey var. Adamlar sezonun başında 3 milyon euroya aldılar. 6 milyon euroya satmış oldular. Onlar da işten karlı çıkmış oldu. %100 kar elde ettiler. 8,5 milyon euroya alınmadı. Ne bileyim Yusuf Demir gibi hani lan biz bunu alalım da Türk statüsünde sayılır nasıl olsa deyip alınmadı. Direkt oynatmak için alındı. Bir bakmışsınız Perşembe günü ilk 11'de ve ilk asistini yapıyor. Yani olur mu olur. İnşallah da Perşembe günü kazanırız. Osterwald ve diğerleri de maçın kahramanı olur. Selahattin Makin'in açıklamaları var. Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe Scouting Departmanı'nın futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe Scout Departmanı'na buradan teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz bize takıma dahil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. Hocamız takip etti ve karar kıldık diyor. Buraya kadar Mustafa Hoca'nın bütün duyumlarını %100 doğruluyor farkındaysanız. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar. Daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu diyor Selahattin Makin. Jadon Quinn Osterwald diyor ki burada olduğum için çok mutluyum. Bugün büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla da statta buluşmayı dört gözle bekliyorum diyor. Konya Spor müsabakasında artık. Şimdi bütün bunlar olurken yine benim duyumunu verdiğim ve duyumunu vermekten gurur duyduğum bir transfer daha gerçekleşti Fenerbahçe'de. Emre Demir. Fenerbahçe'mizin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi. Ve Emre Demir'in muhtemelen siz bu videoyu izledikten sonra ya da bu videoyu izlerken açıklama yapılacaktır. Barcelona'dan transferimiz 2027'ye kadar diyebiliyorum sözleşmesini. Yusuf Demir'le çok karıştırılıyor. Arkadaşlar Yusuf Demir Galatasaray'ın 6 milyon euroya transfer ettiği Türk statüsünde sayılıyor diye hızlı bir şekilde aceleyle aldıkları ama aldıktan sonra Türk statüsünde sayılmadığını öğrendikleri çünkü başka takımın milli takımında oynuyormuş. Başka ülkenin milli takımında oynuyormuş dedikleri futbolcu Yusuf Demir. Bizim aldığımız Kayseri Spor'da yıldızı parlayan kıvırcık saçlı Emre Demir.
Anlatabiliyor muyum? Yani potansiyelli bir futbolcu aldık. Fırsat transferi böyle olur. Emre Demir diyor ki çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bu açıklamayı hocam ya başka takıma gitse yine yapardı, yapmazdı. Çünkü Emre Demir'in babası Hayrettin Demir diyor ki küçükken mahallede Emre'ye Alex diyorlardı. Saçını Alex gibi 0 numaraya vuruyordu. Ona Alex'in formasını almıştım. Yüzü gülüyordu demiş. Menajer Ahmet Bulut'a Emre'nin yüzüne kadar da gülüyor dedim. O da bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor dedi. Küçükken Alex dedikleri oğlumun Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandırdı. Hayırlısı olsun diyor. Emre Demir'le de ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Emre tabii ki Fenerbahçe kadrosu için alındı ama eğer uygun olursa yani uygun bir durum ortaya çıkarsa Emre Demir başka bir takıma kiralanabilecek, bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi birkaç tane benim mühim olayım var. Nedir bu mühim olaylarından bir tanesi? Bir tanesi daha doğrusu gündem dışı söyleyeyim. Ümraniyespor Kayode'yi almış sezon sonuna kadar. Makabi Haifa Sivasspor'dan Diaz Saba ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış ki Sivas'ın düşüşünü hızlandırmışlar. Adana Demirspor yollarını ayırmıştı. Aslan Balonga'yla Championship ekibi Watford'la anlaşmış o da. Bunu da söyleyelim. Şimdi ilk haberim şu. İlk haberim. Fabio Borini Fenerbahçe'de. Bakın bu benim duyumum değil. Bu benim bilgim değil. Bu benim iddiam değil. Fabio Borini bugün Fenerbahçe'de. Salı günü. Evet, 31 Ocak Salı günü Fenerbahçe'de. Bu da benim iddiam değil. Şimdi sosyal medyada şöyle bir duyum var arkadaşlar. Fenerbahçe Fabio Borini ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bitmiş bir transfer yok. Mesafe kat edildi diyen duyumcular var. Tabii ki de doğrudur. Saygı duyuyorum. Hani ilgilenilebilir, alınabilir. Zaten Süper Lig'de kendini bence rüştünü ispat etmiş olan bir oyuncu. Hocam Anadolu topçusu diyorsanız siz Anadolu topçususunuzdur. Asıl Anadolu topçusu sizsinizdir. O adamın kariyerinde hangi takımlar var? Buraya kadar yükselişine bir bakın. Ha, tabii ki de düşüş yaşadığı dönem olmuş. Tabii ki de boşta kaldığı sözleşmesinin feshedildiği dönem olmuş. Ama bu futbolcunun kalitesine sarsmaz. Zaten Fenerbahçe taraftarında bir kalite sarsma isteği çok yüksek. Şimdi Borini ile ilgili kim dedi, ne dedi onu da konuşacağım arkadaşlar. Ha şunu belirteyim. Bak şunu söyleyeyim. Ya şunu belirteyim arkadaşlar. Borini'ye karşılık mesela Emre Demir'i alsalar, oynatacağız deseler ya da kiralık bizde dursun deseler bence gayet makul, mantıklı. Karşılığında bir de Serdar Dursun'u isteseler. Hani gazetenin biriydi sanırım. Ben buraya notlarıma da ekledim. Ha, Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ten Borini'yi kadrosuna katıyor. Bonservisi 1,8 milyon euro artı Serdar Dursun artı Emre Demir kiralık olarak demiş Fotomaç gazetesi. Tabii ki de herkesin kaynağına saygı duymakla birlikte Serdar Dursun'u bonservisiyle veriyorsan, sözleşme bitimine 5 ay kalmış bir futbolcu alıyorsan, Emre Demir'e de kiralık veriyorsan bence 1,8 vermezsin. Yani Emre Demir kiralık Serdar Dursun bonservisiyle verilip Fabio Borini alınsa kabul müsünüz? Önce bunu sorayım. İkincisi, bitmiş bir transfer yok. Aşama kat edildi diyorlar. Bu da doğru. Fenerbahçe Fabio Borini için hiçbir şekilde resmi teklifte bulunmadı. Bu da doğru. Nasıl doğru hocam? Kafayı mı yedin? Hem aşama kat edildi, hem arkadaşlar resmi teklif yok. Yani yazılı biz futbolcumuzu istiyoruz falan diye bir teklifte bulunmadık biz. Beyaz TV'nin iddiası. Fabio Borini 31 Ocak Salı günü. Kulüp binasına gelerek son prosedürleri tamamlayacak ve resmi imzayı atacak diyor. 31 Ocak Salı günü. Ben hemen internete Süper Lig yazıyorum ve Süper Lig'de çıkan maçlara bakıyorum. Süper Lig'de bugün akşam saat 8'de Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı var. İnşallah Karagümrük kazanır maçı. Yani Karagümrük'ün Beşiktaş'ta maçı var ve maç günü
bırakıp da Fenerbahçe'ye mi gelecek? Hadi çarşamba günü olsun. Mesela Borini ile Cagne'de muhtemelen gözler bu ikisinde olacak çünkü ikisi de gol krallığı listesinde üst sıralarda yer alıyor. Bence 31 Ocak Salı günü değil de çarşamba deseler daha mantıklı. Hocam Borini bize yarar mı? Borini orijinalinde bir hani Rossi gibi değil. Borini hani kanat forvet, ikinci santrafor, João Pedro, Joshua King gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Mesela Musa Sow'la kıyaslamışlar. Musa Sow da orijini forvetti. Musa Sow biz kanatta bindirme yapsın, araya kaçsın, forveti çiftlesin diye oynatıyorduk. Yani Borini'nin görevi biraz buna benzer. Hani çizgiden içeriye top taşıyan kanat değil. Rossi bu görevi yapar. Emre Mor bu görevi yapar. İrfan Can belki bu görevi yapar kısmen. Borini daha çok kendisine üretilen pozisyonları neticelendirme çabasında olan forvettir. Ya da yanındaki kişiyle uyumlu şekilde hareket eden kişidir. Şut becerisi yüksek, iyi bir bitirici ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcudur. Çift forvet oynuyorsan ileri ikiliden birini oynatabilirsin. Jesus'un şu anki 4-1-3-2'sinde üçlünün hani o 4-1-3-2'deki 3'ün sağı ya da solu olmaz. Yani şu anda olmaz. Ha 4-1-3-2'deki öndeki 2'nin biri olabilir. Hocam 4-1-2 yaptık. Orta sahaya bir tane 8 numara, bir tane 10 numara koyduk. Hücumda bir kanada Borini'yi koysak olur mu? O zaman olur. Yani sola Borini'yi koy, sağa Valencia'yı koy, forvete Batshuayi'yi koy. Olur. Ama aksi takdirde olmaz. Bilginiz olsun. Osterwold, Emre Demir Fenerbahçe'ye katıldılar. Yani üçüncü kap yapılmış oldu. Gidenler oldu. Daha da gidenler olacak. Şimdi şu bir gerçek. Mesela Gustavo Henrique'den kurtulma çabasında Fenerbahçe. Borini'ye karşılık verilebilir. Kiralık hakkı. Ne bileyim. Alioski mesela. Alioski kiralık sözleşmesini onların eline verebilirsin. Bak bu sene mesela akıllıca iş yaptık. 2-3 tane kiralık futbolcu aldık. Beğenmedin geri gönder. Beğendin bonservisini al. Bak Borini aslında şampiyonluk hamlesi olabilir. Ha daha iyisini bulursan daha iyisini de alabilirsin tabii ki de. Ama durumlar bu şekilde. Kyle Walker. Fenerbahçe bu futbolcuyu alıyormuş. Ben de merak ettim. Bakayım dedim. 32 yaşında Manchester City'li futbolcu. Arkadaşlar bu palavrayı sabek değil mi? Ha. Bu palavrayı sezonun içinde de attılar. Sezon devam ederken de bu palavrayı attılar. O zaman da yalanladım. Şimdi de yalanlıyorum. Bu haber gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Peki hocam, Borini yansıtıyor mu? Borini konusunda hepsini anlattım. Yani hepsini anlattım. Daha ne anlatayım? Ha, olma ihtimali var mı? Düşük ama var. Bu arada Bruma'nın kiralandığını bir kez daha hatırlatalım. Braga'ya kiralandı. Sezonun ikinci yarısında maaşının yarısını Fenerbahçe ödeyecek demiş fanatik. Hayır. Oynama garantisiyle gitmediği için maaşının tamamını Braga ödeyecek. Zaten 700 bin euro civarında bir maaş ödeyecekler için çok da bir şey değil. Orada Osterwold'un yıllık ücreti 600 bin euro civarında. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ha Serdar Dursun demişken unutmadan söyleyeyim. Sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki Serdar Dursun'a Çin ekibi Chuancun Yatai'den 26 Ocak'ta resmi teklif geldi diyor. Ayrıca İtalya Serie A takımı Salernitana da Serdar'ı kadrosuna katmak istiyor demiş. Schalke'nin bir isteği vardı ama onlar da gitti Frey'i aldı. Başka takımların da isteği var ama gerçekleşmedi. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Biraz da kısa olsun istedim. Gerekeni size bırakıyorum arkadaşlar. Ben Borini'nin bugün değil de olursa yarın olacağını düşünüyorum. Ama daha iyisi olursa neden olmasın? Belli mi olur belki bugün Borini beklerken daha bomba bir isim gelir. Bunu konuşsak mı acaba ya? Bunu da konuşalım. Arkadaşlar Murat Zorlu bir iddiada bulundu. Çok ciddi bir iddiada bulundu. Premier Lig'den bir oyuncunun peşinde olduğumuzu söyledi. İsim veremem ama devreye önemli isimleri soktuk. Hücum anlamında çok katkı verecek bir isim. Gelirse Icardi, Mertens hepsi unutulur. Onları gölgede bırakacak bir isim diyor. Ben bu ismi açıklayayım size. Uğraştığımız ismi.
Yani transfer sezonunun son günlerindeyiz. Bu arada hala üye olabilirsiniz. Üyeliği sadece duyum almak, duyum vermek için düşünmeyin arkadaşlar. Üyeliği her açıdan düşünün. Philippe Coutinho. Yanlış duymadınız. Philippe Coutinho. Bu arada Borini konusunda unutmadan şunu söyleyeyim. Hocam Borini belki de João Pedro'nun yerine düşünüyoruzdur. Yani belki de João Pedro gidecektir. Olabilir arkadaşlar. Kendisine bir görüşmeler yapılır. Coutinho. Birçok arkadaşım olmaz öyle şey. İmkansız. Sallama atıyorsun falan diyecek. 12 Haziran 1992 doğumlu 30 yaşındaki Coutinho 1.72 boyunda sol kanat. Brezilya milli takımının 69 kez formasını giyip 21 gol atmış. Rio de Janeiro doğumlu. Kendisi Fenerbahçe forması da giydi arkadaşlar. Bakın. Fenerbahçe forması giydi. Evet. Fenerbahçe forması giydi. Alex de Souza'yı karşıladığı zaman Fenerbahçe forması giydi ve ayak tenisi videosu internette mevcut. Bulabilirsiniz. Peki hocam bize gelir mi? Ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Hani şu bizim teklif ettiğimiz şartlarda imkansız gelmez. Ama gelirse şimdi Portekiz asıllı Brezilyalı oyuncu mu diyeyim? Brezilya asıllı Portekizli oyuncu mu diyeyim? Portekiz asıllı Brezilyalı oyuncu diyeyim. Geçmişinde Inter, Vasco da Gama, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih, Aston Villa yer alıyor. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir kariyer. 2018'de 135 milyon euroluk bir transfer. Ama bu sezon Aston Villa 19 maçta oynatıp 797 dakika süre verip gol ya da asist katkısı alamadı. Bizim teklifimiz ücretsiz kiralama 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Hocam adamlar kaça aldılar? Sezonun başında Barcelona'dan 20 milyon euroyu aldı Aston Villa. Piyasa değeri 20 milyon euro iken. Hocam kusura bakma da Aston Villa geri zekalı mı? Değil. 10 numarada sol kanatta oynayabiliyor. Bu arada sağ ayaklı. Bak şunu söyleyeyim. Coutinho'yu alırsan Borini, Mertens, Icardi hakikaten unutulur. 6,5 milyon euroya hocam verirler mi? Sanmıyorum. Peki hocam yüzde kaç ihtimal verirsin? Yüzde vermeyin çünkü benim vereceğim yüzdeden sonra sizin umutlarınız felaket derecede artar. Hocam bilmece gibi konuşuyorsun. Üye olun. Siz de açık açık öğrenin o zaman. Tabii şakasındayım. Üye olabilirsiniz ama ben böyle dedim diye değil. İsteyerek, bilerek, paranızın nereye gideceğini düşünerek, kanala katkınızın, insanlara katkınızın olacağını bilerek ve ailemize katıldığınız anda da faydalanacağınız güzellikleri bilerek üye olmanızı isterim ben. Valla ben Coutinho konusunda şunu söyleyeyim. Atılır bir zar mı? Tabii ki de atılır bir zar. 30 yaşında hani dünyanın sayılı isimlerinden birisi alırsan Jesus da kendine gelirse hani benim taraftardan aldığım en çok eleştiri şu. Tamam Emre Demir gelsin. Tamam. Emre Mor'da gelsin kabul. İyi ama iyi isimler gelmesi lazım şampiyon yapması için. Mesela şimdi size soruyorum. Philippe Coutinho gelirse Ali Koç'a ettiğiniz bütün laflardan dolayı özür dileyecek misiniz? Geri adım atacak mısınız? Ya tamam ben atıp tuttum ama adam işi biliyor abi. Diyecek misiniz? Hem Coutinho hem Borini gelir mi hocam? Gelebilir. Böyle bir ihtimal de var. Yok artık sende. Böyle bir ihtimal var. Çünkü João Pedro için görüşüyoruz. Görüştüğümüz takımlar var. Ve João Pedro'yu 7 milyon euroya göndermeye çalışıyoruz. 7 milyon euroya evet. Hiç değilse zorunlu opsiyonla göndermeye çalışıyoruz. Yani gitmek istiyor çocuk. Burada şansım tutmadı diyor. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. 7 milyon euroya João Pedro'yu sattın. 7 milyon euroya Coutinho'nun bonservisini aldın. 0'a 0. Serdar Dursun'u verdin. Artı Mustafa Nazım Sangare'yi verdin. Nazım Sangare, Serdar Dursun. Hatta Lemos'u da verdin. Borini'yi aldın. Nazım, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Serdar Dursun, Lemos, João Pedro gidiyor. Coutinho ve Borini geliyor. Kabul edenler kanala abone olup videoyu beğensin. Bak kabul edenler.
Kanala abone olup videoyu beğensin. Kabul etmeyenler de hasetinden çatlasın. Çok güzel.